Sıfır atık projesinin uygulandığı ilk ilçe belediyesi olan Kahraman Kazan Belediyesi bu alanda Türkiye'ye örnek olacak çalışmalarını sürdürüyor. 54 bin nüfuslu ilçede toplanan atıklar dönüştürülerek gelecek nesillere daha temiz ve doğal kaynakları zengin bir ilçe bırakılması hedefleniyor. Kahraman Kazan Belediyesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan nimayelerinde 2017'de başlatılan sıfır atık projesini Türkiye hayata geçiren ilk ilçe belediyesi olmuştu. Bu kapsamda belediye binası ve belediye ek hizmet binaları spor ve sosyal tesislerine özel kumbaralar yerleştirildi. Ayrıca proje kapsamında belediye binası ve ek hizmet binalarındaki mekannelere de ayrıştırıcı üniteler konuldu. Buna göre Tüm atıklar, kağıt, plastik, cam, metal, organik ve geri dönüşmeyen atık bölmelerinden oluşan kumbaralarda toplanıyor. Kumbaralarda toplanan atıklar sınıflandırılarak geri dönüşüme tabi tutuluyor. Mutfaklara yerleştirilen ayrıştırıcı ünitelerde ise yemek artıkları ve kullanılan organik malzemeler muhafaza altına alınıyor. Organik atıklarsa solucan gübresi yapımında değerlendiriliyor. Evlerinde atıklarını ayrıştıran vatandaşların talep etmesi halinde belediye ekipleri vatandaşların evlerine giderek atıklarını ücretsiz olarak alıyor. Kullanılmış ya da modası geçmiş giysi ve ayakkabılarda giysi kumbaralarında toplanarak geri dönüşüme tabi tutuluyor. Kahraman Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sıfır atık projesinin doğal kaynakların korunması, atığın azaltılması ve dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlandığını ifade ederek, sıfır atık yalnızca bir çevre duyarlılığı çalışması değil, aynı zamanda insanlığın geleceği adına atılmış önemli bir adım. Dünyanın en büyük sorunları arasında gösterilen çevre kirliliğine ve doğal kaynak kullanımının artışına bu projeyle engel olabiliriz. Atıklarımızı dönüştürerek kalkınmayı sağlayabiliriz. Ülkemizin ve geleceğimizin temizliğinde, minatı olan yavrularımıza ve bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz ifadelerini kullandı.